Okay. Çalıştı. 6 Ocak 2020 saat 9.30. Çok rüzgar var. Yani ıslak. Yola çıkmak üzereyim. Haberin olsun. Tamam yavrum, hadi tamam. Olsun. Hadi görüşürüz. Bye. Kamera. Tabii, astronot. Çok rüzgar var. Soğuk. Soğuk, çok soğuk değil ama çok rüzgar var. Yavaş yavaş gideceğim. Tamam? Okay. Haydi görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Oba. Hey. Haydi. Shit. Motor böyle kalkılmaz, hadi. Rah 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 diye. Motorla kalkılırmış. Biz kalkışımdan barır diye gideceğim. Bugünkü derdimiz rüzgar. Çok rüzgar. Sert rüzgar. Sağdan soldan duran rüzgar. Denizleri köpük köpük. Dalga. Neyse. Rüzgar deyince herkesin aklına köprü gelir. Boğaz içindeki köprüler, Boğaz'daki köprüler, bizimdeki. Uzun derin viyadükler. Buralardan geçerken birden böyle ooo diye canavar gibi rüzgar patlar. Çünkü yer yüzeyine yaklaştıkça rüzgarın şiddeti azalır. Köprüler, viyadükler havada asılı olduğundan tüm şiddetiyle çarpacak. Rüzgar ne yapar? Rüzgar sizi iter. Bazen böyle azıcık tık 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 diye iter. Bazen rüzgar çok sabit hızlıdır sürekli. Devamlı iter. Devamlı iterse biraz iyi. Böyle kafanızı rüzgarın geldiği tarafa doğru eğersiniz, şöyle hafif. Böyle ittirirsiniz kendinizi. Düz bir şekilde devam edersiniz. Ama rüzgar böyle bir var bir yok, bir var bir yok, hof 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 üş yapıyorsa, o zaman baş etmesi zor oluyor işte. Bir var bir yok, bir var bir yok, böyle saniyelik, hoş değil. Ne yapacağız? Rüzgarın o anlık şiddetini ve yönünü, geliş yönünü, çünkü siz viraj dönebilirsiniz, o viraj dönmez. O hep aynı yönden gelir. Bazen biraz sol çaprazdan gelir diyelim. Biraz arka çaprazdan gelir. Biraz bazen tam karşıdan gelir. Böyle kuzeye doğru gidiyorsanız o durumlarda şiddetini ve yönünü böyle hafızaya kaydedip tetikte beklemek gerekiyor. Mesela ben şu an hafif sağdan geldim. Şimdi soldan geldim falan dedim. Biraz dengesiz bir de ya. Dengesiz olması çok kötü. Üş, o ne be? Üş ya. Dinledim. Karizmadan ortalık yıkıyor. Neyse, aklımızda kaldı. Rüzgar sizi itince ne olur? Siz onunla inatlaşsanız bile rüzgar sizi iteceği için ve biraz şeritteki pozisyonunuz değişir. Ortalamışsanız kenarına doğru gidersiniz. Kenarındaysanız dışına çıkarsınız. Kenarındaysanız o da öyle öbür ucuna doğru. Artık tersine sen. Panik yapmamak gerekiyor bu durumlarda. Panik motosiklet kullanıcısının en büyük şeyi. Çünkü anlık karar vermemiz gerekiyor. Panik yapmamak gerekiyor. Panik yaptığınızda sağlıklı karar verme şansınız düşük. Şimdi mesela Yonca döndüm. Rüzgar çok alakasız bir yerden almaya başladım. Demin başka esiyordu, şimdi başka esiyor. Wow. Tam
karşıdan esmesi biraz iyi oldu. Ya geç abi. Ne yapayım yani? At elim. Yaz boyu görmeye görmeye bu rüzgarları unutuyoruz. Hop. Ben şeridi şu an ortaladım. Neden? Tam karşımdan geliyor rüzgar. Her iki tarafa da itebilir. Hafif sol gibi zaten. 70'te. Yağmur da şiddetlendi. Şerefsiz yağmur da şiddetlendi o ya. Şiddetlenmeydi. Motoru dik tutmam gerek. Motor dik durduğu sürece düşmez. Motorun dik duruşu hareketinden gelir, üzerindeki ağırlığın merkezinden gelir. Üzerindeki güçlerin tekerleklerin oluşturduğu eksende olması gerekir. Rüzgar sizi ittiğinde aksiyona kayacak. Aksiyona kaydığında aksiyona şiddetlendirecek. İnsafsız şu anda rüzgar. Konuşmayacağım. Şu yolu bitirmeye bakacağım. Daha yarısındayız. Mesela duvarın arkasından çıktık bir anda. Bir anda sağdan varsayıyorum, sağdan esiyor. Duvarın arkasından çıktığımız için bir anda oradan vuracaktır. Ona hazırlıklı olmak gerekiyor. Şu an iyice rüzgar zayıfladı. Rahat rahat gidebiliyorum. Ama kim bilir nerelerde kimler nelerle uğraşıyordur. Felaket olur çok. Felaket olur. Rüzgarın gelişini böyle gördüm. İlginç.
Ultimate benzin var değil mi bunda? 95 var. Kurşunsuz var, diğerleri ne? Benzin, he, hepsi dizel. Ha, okey. Okey, kolay gelsin. Ultimate yok. O zaman biz de Shell'e gideceğiz tabii. Zaten mecburiyetten sormuştum. Ben hep Shell'den alırım. Ne gerek vardı? Oo, saçma sapan. He bas. Tam zamanı bas bana. Ne kadar abi? Dolduracağız abi, nitro. V power yani, eskiden nitroydu ya. Vallahi bu havada kullandıktan sonra da baya 60 liradan fazla alır herhalde.